Herkese yeniden merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber tercih etmiş olduğum bebek arabası hakkında birazcık konuşmak istiyorum. Bu tercihimi nasıl yaptım, ne kadar süre araştırma yaptım ve hangi üründen yana kullandım. Ayrıca bu videoda bebek arabasının kurulumu da olacak. Öncelikle ben bebek arabasını Bebe Plus'ın Galaxy Travel System bebek arabasını tercih ettim. Aslında çok büyük araştırma yaptım. Birden fazla ürünün arasında kaldım. Ancak son olarak hem görsellik hem bütün ihtiyaçları karşılayan hem de son derece güvenli ve rahat olan, iç hacmi geniş olan bir bebek arabasına karar verdim. Bu bebek arabası 3 parçadan oluşuyor. Ürünün gövdesi, iç oturma yeri ve aynı zamanda oturma yeri yatağa dönüşebiliyor. Yani bebeğin uyuma alanına dönüşebiliyor ve puseti bulunuyor. Böylece pusetini ve yatak oturma minderini ayrı ayrı almak zorunda kalmıyorsunuz. Tek parça halinde, set halinde satın alabiliyorsunuz. Ürün online sitelerde de bulunuyor. Trendyol'da, Hepsi Burada gibi sitelerde de bulunuyor. Ancak gerçekten çok fahiş fiyatlara, çok yüksek fiyatlara satabiliyor satıcılar. Biz ürünü birazcık araştırdıktan sonra Ebebek'ten almaya karar verdik ve Ebebek'teki son fiyatı, güncel fiyatı 2800 lira gibi bir fiyattı. Ben bugün kontrol ettiğimde Trendyol'da neredeyse 4800'e bir fiyat gördüm. Yani 2000 artı 2000 bir fiyat farkı var arada. Siz de almak istediğiniz zaman ürünün son güncel fiyatını birden fazla siteden takip edebilirsiniz. Aynı zamanda dilerseniz ben de zaman zaman memnun kaldığım ürünlerin son güncel indirimli fiyatlarını veya bir gün, iki günlük, birkaç saatlik geçerli olan indirim fiyatlarını, linklerini sizlerle paylaşıyor olacağım. Ben Instagram'dan takip edebilirsiniz. Buraya hesabımı ekleyeceğim. Ürünün birazcık özelliklerinden bahsedecek olursak, birkaç diğer üründen farklı olarak el tutma yeri, yani itme yerinin birazcık ayarlanabiliyor olmasıydı. Bazılarında bu tamamen sabit olabiliyor. Hiçbir şekilde ayarlama yapamıyorsunuz. O açıdan bizim için bir artı kazandı. Ayrıca içerisinde bulunan, yani ürünün gövdesinin alt kısmında bulunan depolama alanı, orası da neredeyse küçük bir valiz boyutunda, abartmak gibi olmasın. Ancak çok güzel bir şekilde depolama alanı da bulunuyor. Ayrıca ürünün reflektör şeritleri bulunuyor. O depolama alanının üzerlerinde ve yanlarında bulunuyor. Böylece akşam saatlerinde yürüyüş yaptığınızda, bebeğinizi gezdirdiğinizde bebek arabasının reflektörleri sayesinde daha belirgin bir şekilde, güvenli bir şekilde hareket edebiliyorsunuz. Bir diğer güzel yanı ise, bu aslında birçok üründe bulunabiliyor. Sadece farklı, görseli çok keskin olan, gerçekten çok fazla şık, birazcık avantgard modellere giden arabalarda olmayabiliyor. Onlar 3 parça olabiliyorlar. Yani bebeğin oturma alanı ayrı, yatma alanı ayrı ve puseti ayrı olabiliyor. Ancak bu üründe sadece 2 kısımdan oluşuyor. Puseti ve diğer parçada da hem oturmaya hem uyku alanına dönüşebilen kısımdan oluşuyor. Bu ürün aynı zamanda Avrupa standartlarında üretilmiş olan bir ürün. Bu açıdan da zaten ürünü eğer almayı düşünüyorsanız, aldığınız zaman kalitesini güzel bir şekilde fark edeceksiniz. Ürünün hem pusetinde hem kendisinde 5 noktalı güvenlik sistemi var. Bu da bebeği tutturduğunuz emniyet kemerlerinde olan güvenlik sistemi. Yani bazılarında bu çok güzel bir şekilde ayarlanmamış olabiliyor. Ürünün iç hacmi 20 kilograma kadar taşındığı söyleniyor. Yani bebeğiniz 20 kilogramlık olana kadar bebek arabası aslında kullanabiliyorsunuz. Ancak iç hacmi gerçekten çok çok büyük. Puseti zaten 0-9 ay için geçerli oluyor. Ve bunun puseti son derece hafif. Yani anne adayları doğumdan hemen sonra gerekirse kendileri taşımak zorunda kalırlarsa da kolaylıkla taşıyabilecekleri kadar hafif. Hatta kilogramı da 3.2 kilogram olarak belirtilmiş. Ben denedim. Gerçekten çok hafif ve kolay bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Bebek arabalarının en çok merak edilen ve gerçekten tercih sebebi olan tekerleklerinin kolay bir şekilde dönüp dönmüyor olması. Bu bebek arabası 4 tekerden oluşuyor ve 360 derece çok kolay ve hafif bir şekilde dönebiliyor. Bu açıdan da kolaylıkla kullanacaksınız.
Biz burcu tercih ederken iki model arasında kalmıştık. Yani benim kararım Baby Plus'tan yanaydı zaten. Ancak Legend Pro diye ve Galaxy Travel System diye iki farklı model arasında kalmıştım. Legend Pro'ların da özelliği bununla çok benziyor. Çok büyük bir farkı yok. Ancak ikiz bebeği olanlar da o ürünü de tavsiye edebilirim. Dilerseniz ikisinin de linkini bırakayım. İkisinin arasında biz ebeveye gittiğimizde sorduğumuzda çok büyük bir fark yokmuş. Sadece Legend Pro'larda şöyle bir durum olabiliyor. Yaş farkı çok büyük olmayan ikinci bir çocuğunuz varsa veya ikiz bebek taşıyorsanız Legend Pro'yu tercih etmek de isterseniz iki ürünün de ben linkini YouTube'da açıklamalar kısmında ekleyeceğim. Ayrıca belirttiğim gibi Instagram'dan da güncel indirimlerini sizler için paylaşıyor olacağım. Bütün ürünlerin üç renginin de içerisinden rüzgarlık, yani rüzgar kesme, bebeğinizin ayaklarının üşümemesi için önde bulunan rüzgar kesme kısmı da bulunuyor. Onu da hediye ediyorlar. Bu bazı bebek arabalarında bulunmuyor zaten. Bu bir ekstra olarak geliyor. Üründen kısacası bu şekilde belirtmiş olayım. Biz ürünü çok çok beğendik ve kalitesinden şu an için son derece memnunuz. Ancak asıl memnuniyeti bebeğimiz inşallah doğduktan sonra ve kullanmaya başladığımızda o zaman da belki bir kullandıktan sonraki yorum şeklinde sizinle paylaşıyor olacağım. Şimdi sizinle beraber gördüğünüz gibi ürünümüz elimize ulaştı. Paketini açacağım ve birlikte kurulumunu yapacağız. Rüzgarlığı, ürünün ön tutma güvenlik kısmı. İçerisinden görmüş olduğunuz gibi bir adet kullanma kılavuzu çıkıyor. Ayrıca pusatıyla ilgili bir bilgilendirme kağıdı çıkıyor. Şimdi size ürünün gövdesinin nasıl kolay bir şekilde açılıp kapandığını göstereceğim. Burada görmüş olduğunuz gibi iki adet düğmesi var. Bu iki düğmeyi kendinize doğru çekmeniz gerekiyor. Burada da bir güvenlik düğmesi var. Buna da basılı tutuyor olmanız gerekiyor. Burada da bazen buna takılabiliyor. Bu da güvenlik amaçlı. Bundan çıkarmış olmanız gerekiyor. Daha sonra güvenlik düğmesine basılı tutup iki düğmeyi yukarı çektiğinizde şimdi ürünün ön tekerleklerini takacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi tek seferde takıyorsunuz. Çıkarmayı da burada görmüş olduğunuz metal düğmeye basılı tutup çektiğinizde kolay bir şekilde çıkıyor. Ürünün arka tekerlerini takacağım. Gördüğünüz gibi araba yan yatar şekilde. Buradaki delikten sadece geçirmeniz yeterli. Şimdi arka tekerinin diğerini takıyorum aynı şekilde. Bunu çıkarmak istediğinizde burada bir düğmesi var. Bu düğmeyi basılı tutup çektiğinizde teker çıkıyor. Tekrar takabiliyorsunuz. Arka tekerleklerinin tam ortasında bulunan kısımda ayaklarınızın yardımıyla çok kolay bir şekilde kapatıp açacağınız mekanizma bulunuyor. Yani stoperi. Bu şekilde yaptığınız zaman artık hareket etmiyor. Geri açtığınız zaman da kolayca hareket ediyor. Ürünün pusetini görüyorsunuz. Son derece şık bir görüntüsü var. Burada bütün pusetlerde görmüş olduğunuz gibi emniyet kemeri var bu şekilde. Çok kolay bir şekilde üst üste getirip buraya taktığımızda kilitleniyor. Puset bilgilendirme kağıdında ise 3.2 kilogramlık bir ağırlığı olduğu söyleniyor. Gerçekten puset son derece hafif. Ayrıca 0-13 kilogramlık bütün bebeklerin sığacağı bir ana kucağı olarak da geçiyor. Otokoltuğu grubunda da araçlarınızda güvenli bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Üzerinden emniyet kemerini geçirip kullanabilirsiniz. Buradaki düğmeyi yukarı çekip böyle pusetin içindeki gövdesini sıkabiliyorsunuz. Veya yukarı bırakıp rahat bırakıp şu kemerden gevşetebiliyorsunuz. Tamamen çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Ayrıca bir diğer güzel özelliği ise içinde bulunan bu yumuşak dokudan dolayı tekrar puset içi için bir oturma minderi almanıza gerek yok. Ürünün altını çevirdiğinizde bu şekilde böyle bir kısmı var. Bunu bu tarafa çevirip ittirdiğinizde pusetin iç minderini artık tamamen çıkarabilirsiniz ve yıkayabilirsiniz. Ürünün iki tarafında bulunan düğmeye basıp
güneşliğini istediğiniz ölçüde kaldırabilirsiniz. Aynı zamanda burası tutma yeri olarak geçiyor. Gördüğünüz gibi son derece hafif bir puset. Paketin içerisinden 2 adet bu şekilde adaptörü çıkıyor. Bunlar pusetin bebek arabasına takılması için gerekli olan adaptörler. Bu görmüş olduğunuz boşluklara sağdan ve soldan kolay bir şekilde düğmeye basarak, şu üstteki düğmeye basarak oturtuyorsunuz. Takıldığından emin olduğunuzda tamamdır. Tekrar basıp bu şekilde çıkarabilirsiniz. Şimdi pusetini gövdeye yerleştireceğiz. Ancak daha önce söylemek istediğim bir şey var. Pusetler bildiğiniz üzere bebekler 0-9 ayken kullandığınız için güvenlik amaçlı, yüzünün size bakıyor olması çok daha önemli. Şimdi bu iki gördüğünüz adaptörden sağdan ve soldan sadece buradaki boşluğa oturtarak bu şekilde takıyorsunuz. Bu el tutma yerlerini istediğiniz boyutta ayarlayabiliyorsunuz. Sağda ve solda görmüş olduğunuz düğmelere aynı anda basmanız gerekiyor. Daha sonra yukarıya veya aşağıya kadar boyutunu ayarlayabiliyorsunuz. Elimde görmüş olduğunuz parça uyku ve aynı zamanda oturma kısmı. Bunu da isterseniz yüzü bu tarafa bakacak şekilde veya bu tarafa bakacak şekilde oturtabilirsiniz. Dur. Ürünün sağında ve solunda görmüş olduğunuz aparatları bu boşluğa aynı anda oturtmanız yeterli. Ürünün yine sağında ve solunda bulunan bu butonlara basılı tutarak ayak kısmını istediğiniz şekilde getirebiliyorsunuz. Ürünün sırtında bulunan bu çevirme butonu yardımıyla dilerseniz oturmayı dik bir pozisyona getirebilirsiniz. Veya şu düğmeye basarak tamamen açıp burayı da indirip uyku pozisyonuna getirebilirsiniz. Burada görmüş olduğunuz birazcık karmaşık bir mekanizma gibi görünebilir. Ancak bu 5 noktalı emniyet kemeri oluyor. Buradan önce burayı alıyorsunuz, düz bir şekilde tutuyorsunuz. Burayı da yan çekip buraya takıyorsunuz. Bırakabiliriz bunu. Diğerini de aynı şekilde düz tutup şu mekanizmayı yan tutup buradan geçirmeniz gerekiyor. Daha sonra burada bulunan mekanizmaya sağdan ve soldan oturtmanız gerekiyor. Bu kadar. Bu aparatta bebeğinizin ellerini koyabileceği, tutabileceği bir aparat. Aynı zamanda güvenlik aparatı diye geçiyor. Bunu buradaki sağdaki ve soldaki boşluktan bu şekilde takmanız yeterli. Çıkarmak istediğinizde de bebeğinizi rahat bir şekilde arabadan almak için buradaki düğmeye basıp bu şekilde açabiliyorsunuz. Diğer taraftan da aynı şeyi yaptığınızda kol tamamen çıkıyor. Ürünün üst kısmında bulunan güneşliğini de bu şekilde açıyorsunuz. Buradan da aynı zamanda bebeğinizi görmek istediğinizde bu açıdan da görebilirsiniz. Ayrıca paketin içerisinden bir adet rüzgarlığı hediye çıkıyor. Bu da kış aylarında serin havalarda bebeğinizin ayaklarının ve kendisini koruması için bu şekilde takıyorsunuz fermuarlı bölgesinden. Fermuarı en sona getirip klasik buradan geçiriyorsunuz ağzını. Buradan dişine takıyorsunuz. Daha sonra kolay bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz aparatı yan çevirip buradan ittirdiğinizde iç minderini çıkarıp yıkayabiliyorsunuz. Ayrıca bu reflektörleri gördüğünüz gibi geceleri arabayı kullanırken aracın nerede olduğunu gösteriyor. Buradaki uzun ve kısa kısmı birleştirdiğinizde aynı şekilde diğerini. Bu da burayı oturma pozisyonuna getiriyor. Son olarak da buradakini iç kısımdakiyle birlikte kapattığınızda ayakları da yukarıda tutuyor. Şimdi bebek arabasını aracınıza yüklemek istediğinizde yine yandaki aparatlardan çıkarıyorsunuz. De bu emniyet kilidine basılı tutarak ve iki düğmeyi sağdan ve soldan yukarı çekerek
kolay bir şekilde katlıyorsunuz ve kaldırıyorsunuz. Buraya kadar videoyu beğendiyseniz, izlediyseniz lütfen videoyu beğeni atmayı, farklı sorularınız varsa veya videomla ilgili eleştirileriniz varsa, fikirleriniz, düşünceleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bildirim tuşuna da, zil tuşuna da bastığınız zaman yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Adresimi buraya ekliyor olacağım. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.